اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد انعام الله وافضاله مدد يا حضرت الله مدد يا حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مدد يا هزت علي كرم الله وجهه مدد يا غوص اعظم عبد القادر الجيلاني مدد يا سيد محمد روحي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle seydimize ikram edilmiş futuhat kapısındayız. Allah nasip ederse Baba Ali derslerimize kaldığımız yerden Rabbimizin izni inayeti, seyidimizin mededi himmeti, bereketi Muhammedi izni ilahi ile devam etme niyetiyle inşallah sizlere bu hakikatleri beyan etmeye gayret ediyor olacağız. Baba Ali derslerinde bildiğiniz üzere tefsir-i ruhiyenin içerisinde her bir ayeti kerimede beyan edilmiş olan merkez kelimelerimizin Hz. Ali Efendimiz'in ilminden birer pencereden bakarak o pencerenin bir köşesinden hakikati göstermek ve anlamak niyetindeyiz. Nebe suresi 25. ayeti kerimeye gidiyoruz ki bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu estaizübillah illa hamîmen ve gassâgâ Allahü Zülcelal yalnız irin ve kaynar su içerler buyuruyordu ki tefsirde seyidimiz hamimen kelimesini merkeze alıyordu. İlmi ilahi o ki hamimen kelimesi kaynar su olarak geçiyordu ve ilmi aliyeden buna bakıldığında nefisten gelen ateşli ve ateşsiz hastalıkları beyan edeceğimizi orada kısaca ifade etmiştik. Hakikat o ki ölüm de himame diye ifade edilmiş. Hümmen keza yani takdir edildi. Ölümün takdiri gibi ifade edilmiştir ki Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimizin el humme min feyhi cehenneme sıtma yani humma cehennemin kaynamasındandır buyurmuştur. Enteresan bu hakikat ateşli ateşsiz hastalıkların bir kısmının da nefsimizden olduğunu, nefsimizin de bir cehennem olup vücudumuzda taşındığımızı beyan ediyoruz hakikatle hikmetince. Zira İmam Şerani Hazretleri şu futatın içerisinde çünkü biliyorsunuz bu futuhatlarda aynı zamanda geçmiş alimlerin beyanatlarının hikmetleri ve onların bizlere aktarmaya çalıştığı şeylerin öz ifadeleri de yer alıyor ki İmam Şerani Hazretleri göğsüm iki parçadır ya hani akciğerimiz iki parçadan oluşuyor ya bunun bir lobu cennetimdir bir, no, bir lobu cehennemdir cennettir ve cehennemdir buyurmuştu. O hakikat öyle ki Hamime kelimesi yani terlemeye maruz kalındığından ya da himame yani ölümün emarelerinden biri olarak da kullanıyor bugün Arapçasında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "Elhumma baridul mevti, humma ölümün postasıdır." şeklinde bir ibareyi de beyan etmek lazım. Hadislerden değil ama Arapların kullandığı bir ibare bu. Yani humma ölümün kapısı deniyor. Öyle ya nefse emareye uyacak olan her nefiste en nihayetinde yaşarken ölü halde. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere her seferinde ölmeden önce uyanınız hadisinin hatırlanması gerekliliğini işaret ediyor. Öyle enteresan ki bunun bir de hastalıklarla ilişkisinden bahsetmek gerekirse Hümeme yani Han'ın ötreli okunuşuna da deve sıtması diyor Araplar. Yani bu kelime devenin sıtmadan kurtulduğu çok nadirdir diye Araplar tarafından yapılmış olan bir tespitte kullanılıyor. Nefsin yerinden çok yerde bahsetmiştik şu futuhatta elhamdülillah bir akson dentrit arasında var olan ruhun elektromanyetik geçiş aşamalarını sağlayan bir fonksiyon olduğunu ifade etmiştik ki yine Arabi lügatta hammemel ferhu civcivin derisinin tüyden karardığı söylendiği anda da kuruluyor. Hatta hammeme yüzü kıldan karardı da şeklinde kullanılabiliyor. Öyleyse bütün bu Arabi lügatın inceliklerinde baktığımızda da etimolojik olarak da bakıldığında bu futuhatın tabiri caizse bizlere aksetmesinde önemli detaylara da yer verdiği görünüyor. Hakikat Cenab-ı Hak'tan Rabbim Ra Cenab-ı Hak Seyyidimizden razı olsun bizlerin bunlarla amel edebileceğimiz ilimleri bizlere aktarıyor. Hem bu günler için hem bu günlerden gelecek yüzyıllar adına. Efendim gelelim Baba Ali'ye nefisten gelen ateşli ve ateşsiz hastalıklardan bahsediyorsak madem ve nefsin bir elektromanyetik değişimden olduğunu söylediysek ki bu ibareyi anlamayan kardeşlerimiz olursa pek çok yine videolarımızın içerisinde sadece nefisle alakalı yapmış olduğumuz derslerde bunların yerini hem delillendirmiş hem de hikmetlerini elhamdülillah aktarmak nasip olmuştu elektromanyetik değişim sonucu aktarım hızı ve aktarım kalitesi ve dahi verimlilikte değişimler olur. Hani dedik ya nefsimizin bulunduğu nokta akson ve dendritlere ulaşan iletinin karşı tarafa paketlenip gönderilmesi, karşı taraf tarafından bunun tekrar açılması ve milyonlarca kez bu tekrar edildikten sonra bizim bir lezzeti, bir dokunduğumuz yerde sıcağı, soğuğu ve pek çok şeyi hissedebilir olmamız mümkün oluyor. O derste anlatmıştık ya tek bir kabloyla değil trilyonlarca kablolarla birbirine bağlı bir ağın içindeyiz ve nefsimiz işte bu noktada bu elektromanyetik paketlenme işlemini gerçekleştiriyor. O zaman bu paketlenme işleminde hem değişim oluyor hem aktarım oluyor hem de bunun sürekli hale getirilmesi söz konusu oluyor. O zaman burada birkaç tane farklı değişken var ve bu değişkenlerin her birisi aslında bizim vücudumuzda çok da hastalık olarak adlandıramayacağımız farklı şeylere vesile oluyor. Çünkü bir yandan değişim, bir yandan aktarım hızı, bir yandan bu aktarımın kalitesi ve dahi verimliliği var. O zaman bunlardan en ufak bir değişim Bizim vücudumuzda beklenmedik nefisten gelen, nefse emmareden gelen ateşli ve ateşsiz hastalıklara sancılı ya da sancısız olarak vesile olabilir ki doktorlarımızın bakmış olduğu noktadan biraz daha farklı bir perspektife geçiyoruz. Çünkü kimi zaman hepimizde bir anda gelişen bir ateş, bir anda gelişen bir sancılı ateş veya sancısız bir ateş Hatta ateşsiz ve sancısız kalıcı hastalıklara vesile olan olaylar oluyor. O halde bilmeliyiz ki nefse emaneden kaynaklanan şimdi sayacağımız şu 3 problem aslında ve nihayetinde bizim sağlığımızı baştan aşağı perişan ediyor. Hani benim bu bedenim var ve bu bedene bakmakla mükellefim bu da bana emanettir diye söylediğimiz klasik bir ibare var ya bu ibarenin aslında gitsek şunu göreceğiz. Nefsiyle mücadele etmeyen bir adam kendisine takdir ve ikram edilmiş olan şu bedene hakkıyla yardımcı olamıyor. Zira bu beden nefsani hastalıkların merkezinde bugün gördüğümüz hastalıkları kavuşuyor ve biz bir anda onların ilaçlarla geçeceğine inanıyoruz. Halbuki kökenlerine indiğimiz zaman orada üç temel probleme rastlıyoruz. Bunlardan biri korku, bir diğeri ümitsizlik ve bir diğeri kaygı. Bugünün dünyasında gelene kadar ve bundan sonraki süreçte de gittikçe daha fazla olacak bütün bu süreçleri hepimiz görmekteyiz, yaşamaktayız ne yazık ki zaman zaman. Olsa ki hem ayeti kerimeler hem Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bir arada cem edilse görülüyor ki hayatımızın içerisinde korkunun, ümitsizliğin ve kaygılarımızın olması nefsimizden kaynaklanıyor Tabii ki bunların nasıl kaynaklandığını ve nelerden oluştuğunu nasıl atlatabileceğimize dair hakikatleri farklı derslerde söyledik. Bugün bu üç tane büyük problemin aslında bizim hayatımızda nasıl bir şeyleri bozduğunu ve bozulan şeylerle bedenimizin nasıl alt olduğunu ele alıyor olacağız. Dolayısıyla temel merkez aldığımız şey bugün o problemi anlatacağız. Tabi oralara düşmemek için neler yapmamız gerektiğini yine geçmiş derslerimizi dinlemenizde fayda var diyerek ifadelendirebiliriz. Hakikat o ki bizim dünya hayatına ait olan korkularımız elektromanyetik sistemde bir aktarım hızını etkiliyor. Yani bir şeylerden korkmaya başladığımızda ve bunlar ne kadar dünyevi ise bizi ateşli ve sancılı hastalıklar bekliyor artık. Bu nefse emare korkusu özellikle. Yani yarının rızkından korkuyor olmak. Yarının neler getireceğinden korkuyor olmak, hatta sokakta bile yürümekten korkar hale geliyor olmak. Bunlar elektromanyetik düzeneklerin yavaşlamasına ve bu yüzden mikron altı seviyelerde dahi olsa bir şeyin aktarılmasına engel oluyor. Bu aktarım hızı düştükçe vücut bunu hızlandırabilmek için yeni enerji kaynaklarına girişiyor. Ve genellikle bu kaynakları en yakın noktadan kullanmak istiyor ki burada kaslarımız var. Evet bir anda yükselen ateş, kaslarımızda beklenmedik bir ağrı, zaman zaman bunu grip, nezle ve buna benzer rahatsızlıklarla ifadelendiriyor olabiliriz. Ve bunlar gerçek de olabilir ama bunun öncesinde hakikaten dün hiçbir şeyim yoktu ve şu anda ateşli ve sancılı bir hastalığım var diyorsak eğer birkaç gün evveline gidip bakmak zorundayız. Neyden korktuk? Yarın ait Cenab-ı Hakk'ın bizlere vereceğini kesinlikle söylediği şeylere dair korkularımız mı var hala içimizde? Elbette ki bunu atlatamadıkça, atlatmanın formülü farklı derslerde olduğu için geçiyorum. Aktarım hızımız değişiyor ve nihayetinde ateşli ve sancılı bir hastalığa eyvallah etmek zorunda kalıyoruz hem de fark etmeden. Hakikat bir de aktarımın kalitesi var elbette. Yani bu paketlerin doğru paketlenmiş olması lazım. Zira paketler düzgün yapılıp karşıya kaliteli bir şekilde aktarılmadığında burada seviye düşmelerine sebep oluyor. Hani gittikçe elimize bir şey sürdüğümüzde gerçekten onu hissedemiyor oluşumuz, kokuları almakta gecikmemiz elbette bununla başka sebepler de vardır ama duyularımızın lezzetlerini yani duyularımızın tabiri caizse kalitesinin kaybolduğu yerde ne var diyorsanız eğer orada ümitsizlik karşılıyor bizleri. Ateşsiz ve sancısız hastalıklar geliyor karşımıza. Bu ne demek? Hem ateşsiz hem sancısız. Peki ben bunun nereden anlayacağım derseniz bunun karşımıza çıkacağı ateşsiz sancılı özür dilerim ateşsiz ve sancılı hastalıklar ümitsizlikten kaynaklanıyor. Sancılar nerede oluyor? Genellikle omurga civarımızda. Çünkü vücudumuzda ümitsizlik meydana geldiğinde paketçikler aktarılmaya devam ediyor ama kalitesi bozulmuş. Bu kaliteyi yeniden elde edebilmeniz için size vücudun ana formlarından bir şeyleri çekiyor olmanız lazım ve bu genellikle omurgamıza yani kemik iliğimize ait. Dolayısıyla kemiklerimizin içinden gelen bir ağrı ya da sırt boyunca gelen bir ağrının kökenlerine baksanız sancılı olan bu ateşsiz hastalık aslında ümitsizlikten kaynaklanıyor ve bir bakıyoruz ki Mevlid-i Nebevi'ye doğru gittiğimiz Rabiül Evvel ayının şu tatlı sesi, nidası, kokusunun geldiği günlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütününlüğü ümitsizliğe ait olan hiçbir emareden söz edemeyiz. O hayatı boyunca ümit var oldu. Ve o ümit onu çalışmaya, çalıştırmaya, inanmaya, inandırmaya, inanacak olan ve inanmış insanların hakiki bir mücahede ile nefsiyle cihad ederek Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik olan her türlü fiilleri utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan veya tembellik etmeden yapmalarına vesile oldu. Bugünse herkes genellikle civarımızda müthiş bir ümitsizlik görmekteyiz. Ve buna nazaran vücut ağrılarının her tarafta artıp bir de buna fibromiyarji diye yani sebebi belli olmayan hastalıklar ağrılardır efendim bunlar. E yaşta kemale erdikçe kemikler ağrımaya başlar denir. Halbuki ümit var olan insanların bu ve buna benzer ağrıları bu sebepten olması çok daha çabuk olmaktadır. Efendim bir hakikat daha var. Bir de bu işin verimliliği var. Yani vücudun bunu sürekli aynı kalitede ve aynı hızda aktarabilmesini sağlayan bir sistemimiz daha var. Bir sinir hücresini konuşmak istesek çok uzun zamanımız alır. Cenabı Hakk'ın her bir yarattığının içerisinde var olan her bir hikmete baksak. Burada ise biraz önce söylediğim gibi ateşsiz ve sancısız hastalıklar olur. Nasıl olur demeyin kalıcı bırakacağı hasarlar buradan başlar. Yani bunun nefisteki sırası da birazdan ifade edeceğim gibi sonunda kaygıya gelir. Kaygılanmak korku ve ümitsizlikten biraz daha farklı. Yani tam olabilir şeyleri henüz olmamış ya olursa ya başıma gelirse ya hasta olursam ya fakir kalırsam ya bu sınavı kaybedersem tarzındaki bütün düşüncelerin gece uykularınızı kaçıracak seviyeye sabah uyandığınızda sizi mutsuz kılacak noktaya getirmişse eğer kaygılar artık tavan yapmış demektir. Kaygıların tavan yaptığı yerde korku ve ümitsizlik az kalıp kaygı en üst seviyede olursa işte burada kalıcı hasarlardan bahsederiz. Bu kalıcı hasarlar genellikle organ cidarlarında meydana gelen bozulumlarla karşımıza çıkar ve hızlı yıpranmayı oluşturur. İnsanoğlu madem ki bedenine bakmakla mükelleftir o zaman öncelikle nefse emmaresiyle mücadeleye mükelleftir. Elbette ki bunun bir de nefsimizdeki karşılığı var. Yani nefsimiz her şeye önce korkularla başlar. Bir şeyden korkmaya başlarız. Yarından korkmaya başlarız. Yarınımızın takdiri ilahiyle hükmü altında olduğunu unutmaya başlarız. Bu doğal bir ümitsizliği getirir ve bu ümitsizlik artık kaygılarımızı bir beslenme biçimi haline dönüştürür. Her gün yemeden içmeden yatamadığımız şeylerin varlığı kadar önemli ve ehemmiyetli olur. Ve hatta insan zaman zaman e kaygılanmayı şöyle de algılayabilir. Düşünmeyeyim mi yani İhtimalleri aklıma getirmeyeyim mi? Oysa ki müminin hayatında bir ihtimal ve ihtimal süreçlerine bağlı olan düzenekler yoktur. Bizler ihtimaller üzerine değil, imanın getirdiği lezzet nefse emmareye karşı yapılacak her türlü zillet tedbirleriyle ile mükellefiz. Mükellef olduğumuz yerde ihmaller olabilir ama ihtimaller olmaz. Cenab-ı Hak bu hak ve hakikatleri öğrenmemize vesile olan Seyyidimizden binlerce kez razı olsun. Bizler onun gerçekten sözlerinden en az bir tanesini anlayabilsek ve onunla amel edebilsek dünya ahiret bizim için şeref olur efendim. Şu futuhatları hakkıyla okuyup hakkıyla yaşayabilmeyi Rabbim bizlere Rabbim bize nasip eylesin. Onun ilimlerini de bütün dünyaya her noktadan yayabilenlerden olmayı da bize Rabbim nasibi müessere eylesin. Nefsimizden kaynaklanan korku, ümitsizlik ve kaygılardan kurtulmaksa elbette nihayetinde o mürebbi olan zat-ı muhteremin önünde geldim adam olmaya demeye bağlı. Adem olmaya geldim demeye bağlı. Efendim inşallah bundan sonraki süreçte aksatmadan kesmeden Rabbimin verdiği imkanla sağlık saat afiyetle akıl, nur ve temkin üzere Seyyidimizin beyanatıyla bu ilimlerden feyz almaya niyaz ederiz. Bir dahaki programda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.